Bilhassız kendi kendine konuşana deli derler. Fark ettiyseniz sustum çünkü ben de kendi kendime konuştuğumu fark ettim bunu söylediğimde. iOS 6 beta 3 çıktı dediler. Koş koş gel dediler. Koştum geldim. Şu anda telefonumuza iOS 6 beta 3'ü acaba developer hesabımız olmadan kurabilir miyiz? Kurabilemeyebilir miyiz? Görmek için karşınızda bulunuyorum. Retina, 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 hemen ayarlara girelim. Ayarların içinde generale gidelim. Generalden güncellemelere bakalım. Burada izleyicilerin kafasını karıştıran bir durum oluyor. Beta 1'i ve beta 2'yi nasıl kurduğumuzu önceki videolardan izleyin. Şuraya ve şuraya bağlantı vereyim. Önce bunu kurduk. Sonra bu kuruluyken buradan buna yükseldik. Şimdi bundan buna yükselebilir miyiz'e bakacağız. Kabul edelim. Devam diyelim. Çarklar başlasın dönmeye. iOS kurdum dostlar. iOS kurdum dostlar. Heyecanlı bir bekleyiş. Çünkü burada developer hesabı olmadan beta 3'ü kullanamıyorsak beta 2'ye geri nasıl dönülürü henüz bilmiyorum. Böyle problemle karşılaşırsak bunu da çözmek durumunda kalacağız. Betaymış aman Allah. Her beta kurduğunuzda bilin ki problemli bir işletim sistemi kuruyorsunuz. Problemlerle karşılaşınca şaşırmayın. Benim giderilmesini istediğim problemlerden biri tabii ki haritaları kullanırken Siri'ye komut vermeye çalıştığınızda Siri'nin haritalardan gelen konuşma sesine kendi kendine cevap vermesi. Turn ne? Evet, çubuğumuz neredeyse en sonuna geldi sayılır. Bu arada 15 dakika oldu. Tabii sizin için 15 dakika olmamış olabilir videoyu kestiğim için ama güncellemeye başladığımdan bu yana 15 dakika 35 saniye oldu. Kuruluma başlayacak diyor. Güncellemeyi kontrol ediyor ve birazdan da kurulum başlayacak. Birinci çubuğumuz çıktı. Sanıyorum bu çabuk çubuk olan değil, bu yavaş olan çubuk. Evet, telefon yeniden açılıyor. Çabuk çubuk çıktı. Kendisi umarız diğer çubuk gibi bizi dakikalarca bekletmeyecek. Çıktığı gibi nihayetine şuralara ulaşacak ve ulaştığı gibi de yok olup gidecek. Ve sonra da telefonumuz iOS 6 beta 3 ile açılacak. Gördüğünüz gibi çabuk çabuk geldiği gibi gitti, kayboldu. Telefonumuz malak gibi duruyor. Evet sevgili izleyenler, telefonumuz açılmış gibi gözüküyor. Hemen şuradan bakalım. General Beyciğime gidelim. Versiyonun altında yeni beta 3'ü görüyoruz. Haritaların altında navigasyon sesinin yüksekliğini belirten bir kısım eklenmiş.
Gördüğünüz gibi mesafeler mil ya da kilometre olarak gösterilecek. Haritadaki işaretler her zaman İngilizce mi gösterilsin yoksa seçilen bulunduğunuz bölgeye göre mi gösterilsin diye bir ibare gelmiş. Bu arada tepede gösterilen ibarelerin boyutu da buradan ayarlanır bir hale gelmiş. iCloud Tabs denen dava gelmiş. iCloud Tabs'de paylaştığınız pencereleriniz sanıyorum burada da gözükecek. Facebook'a bakalım. Facebook'ta bir değişiklik yok gibi gözüküyor. Evet sevgili arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi telefonumuzu 5.1.1'den önce beta 1'e yükseltmiştik. Sonra beta 1'den beta 2'ye yükselttik ve beta 2'den de beta 3'e yükselttik. Ve bunların hepsini developer hesabımız olmadan yaptık. Ve gördüğünüz gibi telefon gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Lütfen şuralardan kanalımıza üye olun. Şuralardan. Lütfen aşağıdan bize yorum yazın. Siz ne düşünüyorsunuz? Beta 3'e geçer misiniz? Geçmez misiniz? Beta 2, beta 1 ile arasında farklarını siz neler fark ettiniz? Ne farklar var? Yoksa 5.1.1'de kalırım ben beklerim. iOS 6 çıkınca, doğru dürüst çıkınca ben onu efendi gibi kurar öyle kullanırım mı diyorsunuz? Ne diyorsunuz? Bize bu konularda ilgili düşüncelerinizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın. Merhaba iPhone'do. iPhone'do kimdir? İki gözlü, kara kaşlı, kara burunlu, ağzı olan, iki kulaklı ve saçı olan, üçgen vücutlu, kaslı bir arkadaşımızdır. iPhone'un el hareketleri. Birinci hareketi bir de böyle var. Böyle de böyle var. iPhone'da yazdığım şiiri okumak istiyorum. iPhone'do. iPhone'do. Ne oluyor burada lo? Çekiyoruz videoları co. Yolluyoruz iPhone'da yo. Şuralardan yorum atınız. Şuralardan kanalımıza üye olunuz. Hoşça kalın.